Herkese merhaba. Sekans Futbol kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır kanala video yüklemiyorduk. FM24'te yeni bir yama, yeni bir kayıtla sizlerle birlikteyim. Bu kaydımda özellikle neye değinmek istiyorum? Türk futbolunda son dönemde hakem tartışmaları çok oluyor haliyle görüyoruz ve bunlar aslında bizim futbolumuzda ciddi anlamda problem yaratıyor. Bu noktada Türkiye Süper Ligi'nde tamamıyla yabancı hakem uygulaması yaptım. Yerli hakemleri çıkardım. Ve yerli hakemleri açıkçası hiçbir şekilde sezon boyunca simülasyon da yaptım. Bu simülasyon içerisinde UEFA'nın kendi kriterinde yani şu an 2023 kriterlerindeki en elit hakemleri Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlara Süper Lig hakemi olarak atadım. Tabii bunları editörden yaptım. Sonrasında 3 sezon simülasyon yaptım. Ve sonuçları gayet keyifliydi, güzeldi. Ve elit hakemlerin maçlarını yönetmesi ne gibi farklılıklar ortaya koydu? Açıkçası bunu da gözlemlemiş olduk. Şimdi sizlere oyun içerisinde bunu simülasyonunu yapacağım ve editör data dosyasını da açıklama bölümünde ekliyor olacağım arkadaşlar. Hemen simülasyon oyun tarafına geçelim. Evet, şimdi Türkiye Süper Ligi'nin bir sezonluk simülasyonu. Şu an Haziran 2024'teyim. Fenerbahçe şampiyon oldu, Beşiktaş ikinci, Trabzonspor üçüncü, Galatasaray dördüncü oldu. Hakemlerimize geliyorum, bakıyorum. Bakın, burada özellikle şurada Alper Akarsu'yu düşünmeyin. Çünkü bir sonraki sezonlarda bu olmayacak. Burayı ben düzenledim sonrasında. István Kovács, Daniel Orsato, Felix Bray, Glenn Nyberg, Clement Turpin, Felix Weyer, David Massa, Manzano, Marciniak, Oliver. Bakın, Kovács'ın son 10 maçı. Görüyorsunuz. Galatasaray, Pendik, Beşiktaş, Rize. Orsato. Hani diyeceksiniz ki aynı bakın bu hakemler, elit hakemler. Yalnızca burada tabii ki editörden yaptığım için ülke temelini Türk yapmak zorundaydım. Başka türlü kabul etmiyordu. Felix Bray. 48 yaşındaki Alman. Ama Türkiye ülke temelinde gözüküyor. Glenn Nyberg. 35 yaşında elit hakemlerden biri. Clement Turpin, 42 yaşındaki hakemimiz. Felix Weyer, bu da Alman, 43 yaşında ama ülke temeli Türk oldu artık. Manzano, görüyorsunuz. Marciniak, benim de beğendiğim hakemlerden biri. 43 yaşında, Polonyalı. Yönettiğim maçlarda. Özellikle bakıyorum kırmızı kart oranında David Massa, İtalyan hakem, bol kırmızı kart göstermiş. 32 maçta 9 tane kırmızı kart. Ev sahibi lehine 7 tane penaltı vermiş. Orsato 113 sarı kart. 7 kırmızı kart. En fazla sarı kartı evet Orsato verdi. Sonra Kovaç vermiş. Orsato'nun sarı ve kırmızı kartı fazla. Hem ev sahibine hem deplasmana iyi penaltı vermiş. Bu da gördüğüm kadarıyla özellikle Clement Turpin'in de ev sahibi lehine 9 tane penaltısı var. En yüksek dereceyi bunu görmüyoruz Alper Akarsu'yu. Onun dışında ben baktığım zaman Kovaç, Orsato, Felix Bray, Nyberg, Michael Oliver, Anthony Taylor görüyorsunuz. Anthony Taylor artık Türk Süper Ligi'nde gözüküyor. İlk sezonu Fenerbahçe birinci bitirdi ve geliyorum. Burada ikinci sezonu size göstermek istiyorum. Evet ikinci sezondayız. Şimdi de Galatasaray şampiyon oldu. 92 puanla şampiyon oldu Galatasaray. Ve ikinci sırada Fenerbahçe, üçüncü sırada Beşiktaş, dördüncü sırada Adana Demirspor. Burada dikkatimi yine hakemlere geliyorum. Bakıyorum neler değişmiş. Gördüğünüz gibi hepsi yabancı. Burada Felix Bray, Dani Makeyle, Arthur Suarez Diaz, Felix Weyer, Marco Guida, Clement Turpin. En yüksek kırmızı kartı Clement Turpin vermiş Fransız hakem. O da Türk statüsünde. Felix Bray, Marciniak. Bu sefer daha dengeli. Bakın her hakemimiz ikinci sezonda neredeyse 26 ortalamayla gelmiş buraya. Anthony Taylor'ın, Manzano'nun, Orsato'nun, sarı kartlara baktığım zaman Felix Bray'ın fazlasıyla sarı kartı var.
Ev sahibi lehine penaltıyı Manzan Massa vermiş. Bakıyorum. Bu şekilde. Hatta şuna da bir dikkat etmek istiyorum. Özellikle şuradan da anlayabilirsiniz. Diyelim fixtüre geldim. Burada hakemi görmüyorsunuz değil mi? Fakat şöyle yapabilirsiniz. Özel dedim. Mevcut görünümü özelleştir. Buraya hakemi ekleyip şuradan yukarıya doğru taşıyabilirsiniz. Şurası. Bakın dikkat edin. Hep ligdeki hakemler yabancı. Adana Demirspor burada dikkat ediyordum. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı öyle hatırlıyorum. Evet, Türkiye Kupası'nı Adana Demirspor kazandı. İkinci sezonda Fenerbahçe kazandı. Adana Demirspor'un bir yükselişi vardı. Yabancı hakemlerle birlikte. Avrupa Konferans Ligi'nde de Galatasaray finale kadar çıkmıştı. Bakın Galatasaray finale kadar çıktı. Ki üstelik yeni formata göre de yaptı bunu Avrupa Konferans Ligi'nde. Bir de 3. sezona bakalım. 3. sezonda kim şampiyon olmuş yabancı hakemlerimizde? Kimler nasıl bir başarı elde etmiş? Bakalım. 3. sezondayız. 3. sezonu Trabzonspor şampiyon olarak kapattı. Yine yabancı hakemlerimizde. Hakemleri görüyorsunuz. Özellikle yine dengeli Felix Braith burada, Slavko Vincic, McKayle, Anthony Taylor, Marcinyak, Arthur Suarez Diaz, Manzano. Yine Manzano'nun sarı kartlarda üstünlüğü var. Kırmızı kartlarda Orsato'nun yine yüksek. Bu sefer dengeli olduğu için derecelerde de Vinç için yüksek bir şeyi vardı. Slovak hakemdi hatırladığım kadarıyla. Bunların hepsi Avrupa'nın UEFA'nın elit kriterlerindeki hakemleri aldım ben buraya. Bakmak istiyorum bir de Süper Kupa'daki durum nasıl? Bu arada fikstüre de bakalım. Bakın hep yabancı hakem. Her bir maçı yabancı hakem yönetmiş. Bunu görebiliyoruz. Türkiye Kupası'nda kim kazanmış? Yine Adana Demirspor kazanmış. Adana Demirspor yabancı hakemleri sevmiş. Peki. Galatasaray finale kadar çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir başarı elde edilmiş? Gruplardan çıkılmamış. Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatı biliyorsunuz. Evet, elit hakemlerle Türkiye Süper Lig yamamız bu şekilde. Evet, elit hakemlerle görmüş olduğunuz gibi 3. sezonunu bu şekilde tamamladık. Diyelim, bu yamayı nasıl yüklüyorsunuz arkadaşlar? Hemen başlangıç ekranına geliyorum. Yeni bir oyuna başla diyorsunuz. Kariyer diyorsunuz arkadaşlar. Burada benim size paylaşmış olduğum yabancı hakem Sekans Futbol. İlgili dosyayı seçiyorsunuz ve sonrasında da oyun modunu seçip başlatıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani yapmanız gereken benim size paylaşmış olduğum dosyayı ilk öncelikle editör data kısmındaki yani belgelerim Sports Interactive ve editör data dosyasını aktarıyorsunuz. Daha sonra yeni bir kariyer açıyorsunuz. Yeni kariyer açmanız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Yeni kariyer açmazsanız mevcut hakemlerle gidersiniz. Yabancı hakemler için yeni kariyerini açmanız şart arkadaşlar. Bu şekilde Türkiye Süper Ligi'nde yabancı hakem uygulamasını FM24 oyunumuzda da ilk kez sizlere sunuyor oluyorum. Keyifli FM'ler dilerim. Görüşmek dileğiyle.